O zaman son olarak şunu şey yapayım. İrlanda'da yaşamaktan memnun musun? Orada yaşamayı insanlara önerir misin? Çok güzel bir soru ve tam da şu anda hayatımın böyle bir dönüm noktasındayım. Birinci senem de olacak İrlanda'da. Yani düşünüyorum, ediyorum, hani hayatımda değişik kararlar vermeyi düşünüyorum. Hani İrlanda'da devam etmeli miyim ya da farklı bir ülkeye mi geçmeliyim diye tam bir karar değişim aşamasındayım. Yani ben İrlanda'da bir senemi geçirdim. Gayet mutluyum. Buraya gelmek isteyen insanlara kesinlikle öneririm. Hani gerçekten çok güzel bir hayat tecrübesi ediniyorsunuz. Irish insanlar, yani Irish'ler gerçekten değişik bir tarzda insanlar. Hani diğerleriyle kıyaslanabilecek bir şey değiller. Mesela en basitinden şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir 3-4 gündür Belçika'dayım. Bugün ilk defa Lidl'a gittik, markete gittik. Yani İrlanda'da şöyle bir şey var. Her şeye sorry diyorsun. Yani her şeye özür dilerim diyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şeye. Örneğin marketlerde her zaman böyle olur. İşte bugün market arabasını aldım. Gidiyordum ve yanımdan birisi geçmeye çalıştı. Ama ben önceden gittim, ona özür diledim mesela. O benim yüzüme baktı böyle. Sonra bu olay bir 3-4 defa tekrarlandı. Ve sonra baktım ki hiç kimse de böyle bir şey yok. Ben sadece hani paso sorry 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 olayını diyorum. Hani bu aslında çok basit bir şey gibi geliyor ama biraz daha dibine inildikten sonra hani bu yaşanması gereken bir şey. Tabii böyle konuşunca çok boş bir şeymiş gibi geliyor ama insanlar biraz daha ayrış, insanlar biraz daha hani tabii ki sadece buradan çıkartmıyorum. Bu da bunun bir parçası ama biraz daha kibar ve daha nasıl söyleyeyim, problem yapmamaya çalışan insanlar hani genelinde. Bu sadece küçük bir örnekti bu. En küçüğünden bir örnekti bu alışveriş şey örneği. Ama ben kesinlikle öneririm yani İrlanda'ya gelinmesini ve özellikle eğer ki Türk pasaportunuz varsa, diğer ülkeler çok fazla sıkıntı çıkartıyor ama İrlanda size iyi bir şekilde, hani iyi bir part-time olayıdır, işte uzatma muhabbetidir, daha kolaylık sağlıyor. Ben o yüzden kesinlikle herkesin bir hayatında bir ay da olsa, bir 2 gün de olsa bir şekilde oraya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında başka bir sorun var mı ekleyeceğin? Yo, benim sorularım bitti. Ben şöyle bir ekstra bir şey eklemek istiyorum. Çünkü İrlanda'ya giden herkes 25 ve 26 yaşında gidiyor. Hani bizim yaşımızda, yani İrlanda'ya 18-19 yaşında giden hiç kimse yok. Ve o yüzden 18-19 yaşında bir çocuk olarak ben geçen sene aklımda olan çok fazla sorular vardı. Ve bu soruları hiç kimse yanıtlamıyordu. Ve ben de şimdi bir ilk olup o hani aklımda bu sorular olanlara bir şey yapmak istiyorum. Şimdi mesela oraya gidiyorsunuz, atıyorum 18 ya da 23 yaş aralığındasınız, sallıyorum. Şimdi mesela oradaki gece kulüpleridir, bu muhabbetlerdir, o konularda biraz konuşacağım. Şimdi şu anda gece kulüpleri açık değil ama gece kulüpleri açık olduğu zaman genellikle işte biz 2019'da Dice'de takılıyorduk. Dice biraz daha Latinlerin ve Brezilyalıların gittiği bir topluluktur. Onun dışında Tramline ve Akademi var, oralara biraz daha fazla Irish gider. Ama şöyle de bir şey mevcut, dediğim gibi Irish'ler Irish'lerle takılmayı seviyor. Ve Irish bir kızı düşürme, etkileme şansınız birazcık daha düşük. Mesela ben ilk geldiğimde geçen sene Irish kızlar benimle konuşmuyordu ve ben diyordum ki acaba hani bende mi bir sıkıntı var? Hani kendime şey yapmaya başladım ama ondan sonra olayın gidişatını anladıktan sonra gördüm ki hani bir Irish kızla muhabbet etmek ya da hani düşürmek etmek birazcık daha zor diğerlerine oranla. Genellikle eğer ki dil okuluna geldiyseniz etrafınızda Brezilyalılar, daha böyle Latin Amerikalılar olacak. Size önerebileceğim şey genellikle mesela uygulamalar üzerinden burada insanlar birbiriyle tanışıyor. İşte Tinder'ıdır, Bumble'ıdır ya da işte Instagram'ıdır, oradan yürümek etmek isterseniz. Geldiğiniz zaman eğer ki bir Irish'ten red yerseniz ya da böyle peş peşe gelirse, mesela ben de öyle olmuştu. Hani 2-3 kızla konuşuyoruz ama dönmüyor muhabbet mesela Irish'lerde. Hani ben de diyordum ki acaba bende mi bir sıkıntı var? Hani red yeme olasılığınız birazcık daha yüksek. Bu ırkçılık değil, lakin onların tarzı mı desem artık ne desem bilmiyorum. Ama böyle bir şey olmanın ihtimali var. Hani biraz daha fazla ilk geldiğinizde hani Brezilyalılarla olsun, Latin Amerikalılarla olsun, hani biraz daha bunlarla daha fazla takılma olasılığınız yüksek. Onun dışında düşünüyorum, ne düşünüyordum geçen sene aklımda olan sorular. Çok da fazla yok yani. Genellikle elinizden geldiğince Brezilyalılarla yakın arkadaş olun. Bu çok büyük bir yani bu dediğimi yapın. Yani diyeceksiniz ki iyi ki dinlemişim. Brezilyalılar buranın hani İrlanda'nın %70'ini 80'ini oluşturuyor benim gözümde, benim gördüğüm kadarıyla. Kuzey tarafının %90'ını oluşturuyor yani. Her mesela çalıştığım yerde en az bir tane Brezilyalı vardı. Her çalıştığım yerde hani 6-7 yerde çalışmışımdır.
Hani şey de olmuştu oluyordu. 7 kişiyiz mesela. 4'ü Brezilyalı. İşte 2-3 tanesi farklı ülkeden. Çok fazla bir dominasyonları mevcut. O yüzden elinizden geldiğince Brezilyalılarla arkadaş olun. Muhabbet edin. Hani bir şekilde onların o şeyine girmeye çalışın. Bunu yapmaya başladıkça her şey daha kolay olacak sizin için. Hani kimse beni yanlış anlamasın. Ben ilk geldiğimde bunu söylüyordum. Kimsenin beni yanlış anlamasını istemiyorum. Mesela ilk geldiğimde ben şey diyordum. İnsanlar neden hani Türklerle takılmıyor? Hani sonuçta aynı yerden geliyorsun ve hani aynı dili konuşuyorsun. Niye böyle bir şey yapmıyorsun? Ve ondan sonra geçirdiğim totalde 12 ayda gördüm ki hani en büyük yaptığım yanlışlardan birisi Türklerle takılmak, Türklerle bir şey yapmak etmek. Yani bunu diğer bölümlerimizde açıklarız. Çünkü birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Hani şimdi bitireceğimiz için çok şey yapmak istemiyorum ama hani güzel bir artı olarak elinizden geldiğince az Türk'le muhabbet ya da hani bir şey içinde olmanızın size daha fazla yararlı olacağını düşünüyorum. Ya mesela ben kendi açımdan konuşmam gerekirse böyle konuştuğum 3-4 tane Türk arkadaşım var. Ama hani hiçbir zaman böyle 15-20 olmuyor. Hani her zaman biliyorum onlar iyiler, birbirimize yardım ediyoruz falan filan. Hani hep böyle bir 3-4'te daha fazla bir 5-6 olacağını da düşünmüyorum. Yani siz de böyle yaparsanız daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Tamamen benim fikrimdir. Hani siz isterseniz sadece Türklerle de takılabilirsiniz kesinlikle. Sadece ben edindiğim tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. Öyle sorularımız bitti.